Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün itibariyle Sağlık Bakanı'nın aşı konusunda özellikle öğrenciler ve okulları hedef alan bir toplumsal sorumluluk çağrısıyla beraber işler gene kızıştı. Bu işler ne zaman kızışsa benim videolarımın altına bol miktarda küfürlü yorumlar da yapılıyor. Buna da hayret ediyorum. Halbuki ben aşı olmak istemeyen insanlara karşı son derece ılımlı davranıyorum. Bir şimdi aşı karşıtlarına bir çağrım var. Gelin hep beraber bir araştırma yapalım isterseniz. Küçük bir araştırma, basit bir araştırma. Şöyle, siz bu videonun altına yazın. Deyin ki ben aşı olmuyorum. Ve nasıl olsa nickiniz veya takma adınız, kendi isminiz var, hiç önemli değil. Ben de ondan sonra bütün bu videoları 3, 6 ay ve 9. ayda, daha doğrusu bu videoyu gözden geçireyim, not alayım. Aldım zaten hem telefonum hatırlatıcısına hem de aynı zamanda ajandama yazdım. Ve aşı olanlara oradan bir mesaj göndereyim kanallarına. Ne oldu, nasılsınız, iyi misiniz, hastalandınız mı, hastalanmadınız mı, testiniz pozitif çıktı mı, çıkmadı mı gibi bir soru dizisi göndereyim. Onlar da cevaplasınlar. Ben de 3, 6, 9 ay hatta 12 ayın sonunda da bu küçük araştırmanın sonuçlarını yayınlayayım. Eğer gerçekten bu konuya katkıda bulunmak istiyorsanız sizden rica ediyorum. Bu küçük çalışmamıza katılın. Biz de ne olduğunu görelim efendim. En son olarak aşı konusunda gebeler ve emzirenlerle ilgili bir çalışma yapıldı. 35 bin kişinin üzerinde gebeler rahatlıkla aşı olabilir, emzirenler de aşı olabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunu da küçük bir not olarak sizlere iletiyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.